İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Kutsal Larzar Adası'ndaki Mkhitaryan Cemaat Kompleksi sular altında kaldı. Yerinden edilmiş Ermeniler, ABD'nin Ermenilere karşı uygulanan soykırımın tanınmasına yanıt veriyor. Ermenistan Cumhuriyeti'ne son 9 ayda gelen turistlerin sayısı %14.4 arttı. ABD senatörü Ermenilere karşı uygulanan soykırım kararını engelledi. ABD ve Türkiye S-400 ile ilgili bir anlaşmaya varamadılar. Batı Ermenistan'ın Muş'taki Sudkarabet Manastırı'nın uzun hikayesi. Batı Ermenistan, Venedik sakinleri için felaket bir akşamdı. Salı gecesi İtalya'nın kuzeydoğu şehrinin tamamen battığı izlenimi veriyor. Suyun 1.87 metre yükselmesi gibi büyük dalgalar olgusu 50 yıldan fazla bir süredir yaşanmamıştı. Fotoğraflar yıkıcı sahneler gösteriyor. Çok sayıda tekne kaldırımlarda parçalandı, insanlar binalara pencerelerden girmeye zorlandı. En az 2 kişi öldü. Ekteki fotoğraflarda görebileceğiniz gibi yüksek dalgalar Sen Lazar'daki Mkhitaryan Manastırı'na da acımadı. Olaydan yaklaşık 24 saat önce orada bulunan Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan din adamlarının endişelerini paylaşmaktadır. Mkhitaryan cemaatine bağlı din adamlarının yaşadığı sıkıntı doruğa ulaştı. Herkesin iyiliği için Batı Ermenistan din adamlarına istedikleri takdirde yardımcı olmaya hazırdır. Batı Ermenistan, 29 Ekim'de ABD Temsilciler Meclisi, Ermenilere karşı uygulanan katliamları soykırım olarak resmen tanıyan bir tasarıyı kabul etti. Irak'ın Kürt bölgesindeki Ermeniler bu kabulü memnuniyetle karşılamakla birlikte bunun geç kalmış bir karar olduğunu da ifade ettiler. Yüzlerce Ermeni hala Irak'ın kuzeyindeki Dahuk'un batısında yaşıyor. Bunların çoğu 1915'te Osmanlı Türkleri tarafından uygulanan soykırımda Batı Ermenistan'dan kaçan ailelerin nesilleri oluşturuyor. Tarihçiler 1. Dünya Savaşı sırasında 1,5 milyon Ermeninin katledildiğini kabul ediyor. Birçok bilim insanı ise bunu 20. yüzyılın ilk soykırımı olarak değerlendiriyor. Ancak Türkiye rakamın abartılı olduğunu ve mağdurları bir iç savaş kurbanı olarak gördüğünü söyleyerek tüm bunları inkar etmeye devam ediyor. 370'ten fazla Ermeni ailenin bulunduğu Afzerok köyünde insanlar karar için minnettar. Ancak çoğu kararın alınmasında geç kalındığını söylüyor. Ermeni çiftçi Dilşat Nersi, kararın kabulü elbette bizi mutlu etti ancak çok geç kalındı. Bu adım daha önce atılmalıydı dedi. Soykırıma maruz kalan her milletin hakları olmalıdır. Bunun için Amerika'ya minnettarız ve bu konuda bize yardımcı olan olası her ülkeye minnettarız. Haçarsu Haçik kararın bir rahatlama olduğunu söylüyor ve ekliyor. Geri dönmemize ya da bir şeyleri geri getirmemize yardımcı olacağını sanmıyorum. Fakat bu bizi mutlu ediyor. Ermenistan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Tigran Khachaturian, 14 Kasım'da Ulusal Meclis oturumu sırasında 2020 yılının devlet bütçe taslak tartışması sırasında Ermenistan Cumhuriyeti'ne son 9 ayda turistlerin gelişinin %14.4 arttığını ifade etti. Bakana göre en çok turist 646 bin kişiyle Rusya'dan geldi. Khachaturian, geçen yıla göre Ermenistan Cumhuriyeti'ni ABD'den %18.5, Almanya'dan %45, Fransa'dan %21, Lübnan'dan %29, Hollanda'dan %23, Yunanistan, İsviçre ve Avustralya'dan %30-40 oranında turist ziyaret etti. Ve dikkate değer bir gerçek olarak Güney Kore'den %37.6, Çin'den %42.1, Japonya'dan %18.5 oranında artış kaydedildiğini belirtti ve tüm bunların Ermenistan Cumhuriyeti'nin turizm cazibesindeki olumlu değişikliklerin kanıtı olduğunu sözlerine ekledi. RIA Novosti Ajansı, Osmanlı İmparatorluğu'nda 100 yıl önce Ermenilere karşı uygulanan soykırımı tanıyan kararın Senato tarafından kabul edilmesini Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'in engellediğini bildirdi. Graham, Senato oturumunun televizyonda yayınlanan konuşması sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump ile az önce görüştüm ve Türkiye'nin Suriye'yi işgal etmesi nedeniyle karşılaştığımız sorunlardan bahsettim. Umarım Türkiye ve Ermenistan Cumhuriyeti bu sorunu birlikte çözebilirler dedi.
Trump'ın en yakın müttefiki olarak kabul edilen Graham, senatörlerin ne renklendirmeli ne de tarihi yeniden yazmalılar diye eklemede bulundu. Associated Press Ajansı'nın aktardığına göre ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisinin ve Türk mevkidaşının çok iyi arkadaş olduğu yönündeki güvencelerine rağmen Beyaz Saray'daki görüşmelerinde iki NATO müttefiki arasında var olan derin sorunu çözemedi. Trump ve Erdoğan görüşmesi Türkiye'nin Rus S-400 sistemlerini satın alması ve konuşlandırılmasıyla ilgili herhangi bir anlaşmaya varmadan sona erdi. Bu durum NATO'nun güvenliğini tehdit ettiğinden ABD, F-35 savaş uçağı programlarına Türkiye'nin katılımını askıya aldı. Türkiye, ABD ile birlikte İslam Devleti'ne karşı savaşan Kürtlere saldırdığı ve Suriye'yi işgal ettiği için eleştiriliyor. Ayrıca Türkiye siyasi muhaliflere, gazetecilere ve diğerlerine baskı yaptığı için de eleştirildi. Muş'un Surkarabet veya Glakavank adlı kilisesi Batı Ermenistan'ın en meşhur ve eski manastırıdır. Büyük manastır kompleksi Muş'un kuzeybatısında Karkia adlı bir dağın yamacında bulunuyordu. Aslen bir putperestlik yeriydi. 4. yüzyılda Hristiyanlığın kabul edildiği zamanlarda bir manastıra dönüştürüldü. Yüzyıllar boyunca manastır Ermeni yazı, eğitim ve kültürün merkezi olarak büyük bir kütüphaneye sahip olmuş ve aslında Eçmiyazi'nden sonra Ermenistan'ın ikinci manevi merkeziydi. 1915 soykırımından sonra manastır tamamen yıkıldı. Hikayemiz 1312'de Ermeni ustalarının yarattığı Ortaçağ Ermeni uygulamalı sanatının şaheseri olarak kabul edilen Muş'un Surkarabet Manastırı'nın ahşap kapısı hakkındadır. Şu anda kapı Kanada'da özel bir koleksiyonda yer almaktadır. Bu kapının keşfedilmesinin gerçek öyküsü inanılmaz bir macera filmi andırıyor. Ermeni mimarlık doktoru ünvanlı Armen Hakhnazaryan anılarında bu olayı ayrıntılı olarak anlatmaktadır. Hakhnazaryan'ın anıları Garun adlı dergide 1997 yılında yayınlanmıştı. Makalenin tamamını web sitemizden okuyabilirsiniz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Lerane adlı folk topluluğu tarafından seslendirilen Gomidas Vartabet'in eserlerinden oluşan potpürri sunuyoruz. Tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.